Efendim merhabalar, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün konuğum Celal Ülgen, hukukçu. Hukukçu aynı zamanda adaletin gerektirdiği gibi tam da bir akıl, söz ve eylem adamı. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Celal Beyciğim. Çok sağ olun. Nasıl geçti koronalar, moronalar? Vallahi işte ilk kez canlı yayındayız şimdi. Burada. Evet, bugüne aynen, kadar. Bana. Evet, bugüne kadar hep Skype'la bağlantılar yapabiliyorduk. Doğrusu ilk günler çok hareketsiz kaldığımız için onun acısını çekiyoruz. Yani şimdi yeni yeni yürümeye başladık. O da bir hayli sorun oluyor. Fakat bu son bu hafta 3 gün üst üste hem Çağlayan hem de diğer adliyelerdeki duruşmalara gitmem nedeniyle önümüzdeki hafta Barışların ve Murat Ağrel'in, Hülya Kılınç'ın duruşmasına duruşma antrenmanlı gidebileceğimi Güzel. Söyleyebilirim. Şimdi zaten daha sonra belki döneriz görürüz. Çağlayan Adliyesi'nin önünde bütün bu işte adli tatil bitip, korona tatili de bitip adliye açılınca yeniden bir kuyruk bir kuyruk. Korkunçtu. Yarıdan fazlası da o kuyrukta icra, takip, yani. Elbette. Zor durumdaki vatandaşın kuyruğuydu, öyle söyleyelim. Şimdi efendim, neler konuşacağız? Ben önce kısacık bir girizgah yapmak istiyorum. Evet. Sonra dedi ya, ilk kez canlı yayında stüdyoya geldim diye Skype bağlantılarından sonra, internet üzerinden ya da uydu kanalıyla bağlantının olmadığı, işte stüdyoda ilk defa. Size Celal Ülgen ilk defa bir şey anlatacak. Şaşıracak mısınız? Hayır, muhtemelen. Çünkü Türkiye'de yaşıyorsunuz, bu ülkenin vatandaşısınız. Ama artık bu kadar da olmaz canım diyecek misiniz? İddiaya girelim diyeceksiniz. Şimdi önce bir girizgah yapayım. Efendim, neler konuşacağız? Bir, Trump, dün konuğum Ümit Sileli'ydi. Bir yerde Trump zor durumda falan diye konuşurken, dedi ki ya Biden dedi, demokratların adayı bayağı öne geçti dedi. Yok, o kadar da değildir dedim. Fakat baktım ki çok uzun zamandır ilgilenip Türkiye'deki meselelerden başımı kaldırıp da ilgilenememişim. Aa, bir baktım ki gerçekten bir anketler ortalaması şunu söylüyor. Trump anketlerde inişte. Şimdi Erdoğan ve tabii ki iktidar bunu müthiş yakından izliyor. Çünkü Trump gider de Biden gelirse Türkiye-Amerika ilişkileri daha da zorlaşacak. Çok zorlaşacak. Bir yandan onu izliyorlar. Böyle mesut mesut. Ha tabii şimdiden Biden'a herhalde elçiler bile gitmiştir canım. Asıl olan işte iki ülke arasındaki stratejik işbirliğidir. Biz başkan ayırt etmeyiz demişlerdir ya da diyeceklerdir ama böyle bir kaygı var. İkinci kaygı şu. Ola ki bir baskın erken seçim vesaire olursa ya da zamanında olsa bile sadece Trump değil Erdoğan da inişte anketlere göre. Peki neden? Bakıyorlar ki özellikle gençler, yeni seçmen AKP'den giderek uzaklaşıyor. Makas açılıyor gençlerle. Oturmuşlar MYK toplantısında partide. Yeni genç seçmeni Z kuşağını konuşmuşlar. Orada da bakmışlar ki yani işte gençlerin davranışı falan filan umudumuz Acun. Acun Ilıcalı. Şimdi Acun Ilıcalı bir canlı yayında internet, Instagram üzerinde mesela birdenbire 2-3 milyon izleyici topluyor. Nasıl oluyor? Şimdi Acun'u inceliyorlarmış. Acun'u incelemek tabii fayda getirir mi göreceğiz. Milletvekillerine şey yaptırsınlar. Survivor'a mı gönder? Evet, adaya göndersinler. Bakın ne kadar çok. Bak çok doğru. Evet, ne kadar çok izleyici toplayacaklarını görürler o zaman. Acun'un neyini inceliyorlar? Çok açık söylüyorum. Göndersinler. Ay vallahi bu önemli bir öneri. Milletvekili adayları Survivor'a gitsin. Tamam, çok güzel. Vallahi gazeteciler de uğraşacaklarına Survivor yaptırsınlar. Bakalım kim hangisi güçlü çıkıyor. Dayanıklılık testi veya işte efendim direnç. Onları görelim milletvekillerine. Arada bilmeceyle akıl makıl falan tabii, da olsun tabii canım. Aa, iyi fikir. Survivor'a gidelim. Tamam evet. Peki. Şimdi efendim
bunları konuşacağız, döneceğiz tekrar. Aklınızın bir köşesinde kalsın bu Survivor meselesi. Tekrar konuşuruz. Çünkü önemli. Avucunu incelemesi. Bayağı ciddi ciddi rapor konmuş diyorum size. Ben şaka yapmıyorum. Onlar hiç şaka yapmıyor. Z kuşağını anlamaya çalışıyorlar özetle. Şimdi gelelim efendim. Bir soru. Bu girizgah mahiyetinde. Paralel evren gerçek mi? Şimdi paralel evren biliyorsunuz bizim yaşadığımız evrene paralel. Bir başka evren büyük patlama sırasında bizimkiyle birlikte yaratılmış. Evet. Fakat bir fark var. Biz de işte zaman böyle giderken orada zaman geriye akıyor diyelim ki. Şimdi bu nereden çıktı diyeceksiniz. NASA destekli bir araştırma bunun mümkün olduğunu söylüyor. Çok çok kabaca söyleyeceğim, zamanınızı almak istemem. Zaten çok da anlamam ama araştırmadan okuduğum kadarıyla söylüyorum. Bir takım sinyaller alınıyor. Hani böyle dev kulaklar şeye gidiyor ya, uzaya, Hubble teleskoplarının yanı sıra. Onlar oralarda işte başka uygarlıklardan, uzaklardan sinyaller var mı falan araştırırken bir sinyaller yakalanıyor o dev kepçe kulaklardan. Ama o kulakların saptadığı sinyaller uzaydan gelmiyor. Sanki yeryüzünden, yerin dibinden geliyor. Bir bakıyorlar Antarktika tarafından. Şimdi uzun lafın kısası, buradan nasıl gitmişlerse o sonuca paralel evren olabilir demiş. Bakın tekrar söylüyorum, NASA destekli bir şey. Şimdi orada dediğim gibi zaman geriye gidiyor vesaire. Her şey bizimkinin tersine. Pardon, dünyadakinin tersine, bizimkini derken biz zaten çünkü tersine gidiyoruz Türkiye olarak. Biz, bana sorarsanız, paralel evrenin varlığının kanıtıyız. Türkiye'de olup biten paralel evrenin kanıtı. Şimdi varlık fonu meselesinden sokak yasağına, FETÖ'den kıdem tazminatına, bize her şey tersine gidiyor. Ama bize bu tarafa değil de şu tarafa gitmiş gibi masal anlatılıyor, müjdeler veriliyor. Bakın tek tek söyleyelim. Mesela Turkcell'in hisselerini, Telia bir yabancı şirket, %24-25 hissesini sattı. Kime sattı? Varlık fonuna sattı. Şimdi varlık fonunun sebebi, varlık sebebi bu değil. Para basıp da bunu almak değil. Yani bir şirket almak değil. Başka bir varlık sebebi var. O zaten işe yaramıyor. Hadi geçtik. Turkcell şu anda devletin sayılır. En büyük hisse devlette, Turkcell'de. Bir kere neden fonda? O bir soru. Daha ama önemlisi şu, konuşulmayan, söyleyemeyen şu. Telia o %25 hissesini satıp gitti ya. Tamına yarı fiyatına sattı. Yarı fiyatına. Hani öldüm pahasına mı derler. İşte patron çıldırdı, tasfiye var, taşınıyoruz. İşte yarı fiyatına diye pankartlar açılır ya mağazalarda. Neredeyse onun gibi yarı fiyatına sattı gitti. Biz dışarıdan yabancı sermaye, sıcak para diye ümit ederken Telia eğer gidiyorsa iki anlamı var bunun. Bir kere Telia zaten iflas etmiş, bu kadar paraya muhtaç demek. İkincisi, ya artık benim tamam bu Türkiye'de işim yok demek. Belki de üçüncü şık, ikisi birden, bilmiyoruz. Gelelim sokak yasağına. Bakan dedi ki sokak yasağı yok, dün Fahrettin Koca. Sonra bir Twitter'da bir mesaj dolaştı. Canım işte sınav zamanı, LGS ve şey geliyor, YKS sınavları geliyor. Biri 20 Haziran'da, biri 27 ve 28 Haziran'da olmak üzere. O zaman sokağa çıkma yasağı ilan edilecek gibi. Olur mu canım? Bakan çok açık söyledi. Sokak yasağını bilim kurulunda konuşmadık bile dedi. Evet, dedi mi dedi. Ama aynı zamanda bir soru üzerine de Hürriyet gazetesi bugün birinci sayfasına manşet yanından vermiş. Diyor ki orada aynen dediğim gibi bunu inşallah açar şimdi. Sınav günü sokak yasağı diyor Hürriyet'te. Sınav günü sokak yasağı.
Aynı bakan söylüyor. Bakan sokak yasağı yok. Aynı bakan sınav günü sokak yasağı olabilir. Ama İçişleri Bakanı açıklayacak diyor. Ha, kendisi açıklamadığı için sokak yasağı onun gündeminde değil, yok diyor da. İçişleri Bakanı açıklayınca ne oluyor? Paralel evren dediğim gibi. Bir evrende bir şey söylüyor bakan, geçiyor sonra paralel evrene. Geçiş kapıları var biliyorsunuz. Bilim kurgu filmlerinde vardır. Şık, aydınlanır böyle bir yer. O bir geçiş kapısıdır bir evrenden diğerine, paralel evrenler arası. Oradan geçiyor diyor ki sınav günü olacak. İçişleri Bakanı açıklayacak diyor. Kıdem tazminatı, bir de onu söyleyeyim. Bakın o da paralel evren gibi. Kıdem tazminatı meselesine işçilerin biliyorsunuz Türk İş'in, DİSK'in muazzam bir tepkisi var. Kırmızı çizgi, evet. Fakat baktık ki işveren de isyan ediyormuş buna. Bugün Dünya Gazetesi'nde gördük bunu. Bunu bize kimse anlatmıyor. Yani daha doğrusu şöyle, hele yandaş medya kıdem tazminatı sanki müjdeymiş gibi anlatıyor ya. Bırakın işçi, işverene bile müjde değilmiş. Neden? Bizi yakmayın diyormuş bakın iş dünyası. Nedeni şu. Şimdi işveren dediğimiz patronlar, ki en yakından ben medya patronlarını bilirim. En son Hürriyet gazetesinde az önce baktığınız gazetenin patronu Demirören'in 45 arkadaşımızı kapıya koyup hala kıdem tazminatlarını ödemediğini hatırlatarak onları bilirim. Değil mi? Çok iyi bilirim. Diyorlar ki, şimdi demiyorlar da aslında demeye çalıştıkları şu. Ya şimdi mevcut yasaya göre ben birini atıyorum, kıdem tazminatını vermiyorum. Gitsin mahkemede ne yaparsa yapsın. Ben işte o arada parayı kullanırım, parayı kullanırım. Dediğin gibi. Evet. Ama şimdiki mevcut yasa şunu getiriyor. Diyor ki işverene, sen her ay fonda biriktireceksin. Fona para yatıracaksın. Bu yeni sistemde. Tamamlayıcı emeklilik sistemi, TES denilen sistemde. Hem bunu çalışandan bir miktar kesilecek parasından, ekstra para kesilecek düşünün. Hem de %3 gibi vesaire, hem de işveren %5 gibi brüt ücret üzerinden fona para aktaracak. Dolayısıyla şimdiki durumda cebinden zaten para çıkartmayan kıdem tazminatı için patron her ay ama o kadar ama bu kadar para yatırmak zorunda kalacak. Nereye? Fona. Kıdem fonuna. Buna isyan ediyorlar. Bu arada diyorlar ki, ay çok komik ya, işsizlik fonunda para kalmamış. Biliyor zaten. Şimdi bir kere orada primler iki katına çıkacakmış. Ayrıca, bakın işsizlik fonunda primler iki katına çıkacakmış. Ayrıca kıdem fonuyla da bizden para alacaksınız. Bize bunu anlatıyorlar mı? Hayır, anlatmıyorlar. Bu müjde mi? Evet, müjde. Türkiye destan mı yazıyor? Evet. Onun için diyorum, paralel evrende yaşıyorsunuz, farkında değilsiniz. Ama artık farkındasınız, rahata erebilirsiniz. Şimdi gelelim bu paralel evrende paralel hukuk. Nasıl oluyor da oluyor. Size bir haber verecek. Ben de yayından 5-10 dakika önce öğrendim. Lütfen yerinizde oturun. Kahramanları haberin çünkü çok tanıdık bildik isimler. Dört göz, dört kulak bizi izleyin. Daha doğrusu Celal Ülgen'i izleyin. Evet. Buyurun Celal Beyciğim. Çok sıcağı dumanı üstünde Yeni bir haber. Buyurun. Murat Arel cezaevinden önce eşini arıyor. Gazeteci arkadaşımız, MİT haberleri yüzünden içeri atılan sevgili kardeşimiz. Evet. Eşini arıyor ve diyor ki bugün diyor benim ifademi almaya kalktılar. Ben de avukatlarım olmadan ifade veremem dedim. Ama buna rağmen işte birkaç şey söyle sonra yazılı olarak bildirirsin deyip gene de allemedip kullemedip bir ifade almışlar. Peki gerekçe neymiş? Gerekçe Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, İsmail Kahraman. Ay aşk olsun şimdi Sarman, böyle mi anlatılır? Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Bey.
damadı Berat Bey, yol arkadaşı o İsmail Kahraman, şeyde Dolmabahçe'de 6. filoyu protesto eden gençleri üzerine sopalıları yürüten, 6-7 Eylül olaylarında başrolü oynayan eski meclis başkanı İsmail Kahraman. Size anlatın, evet. Hukukçu diliyle anlatıyorum. Ben de bir televizyoncu diliyle, evet, size ballandırıyorum. Buyurun. Evet. İşte kitabın çeşitli sayfalarından alıntılar değil, sadece sayfa numaralarını belirterek bu sayfalarda bize hakaret etmişler diyerek şikayette bulunmuşlar. Peki o sayfalarda mesela birden fazla isim geçiyor. Onları nasıl seçecek? Savcı mı seçecek? Evet, savcıya seçtirmek kalkmışlar. Bakın size söylüyorum. 23 Nisan 2020 tarihinde bunu vermişler. Savcı bu sayfaları demek ki okumuş, soruşturmayı açmış. 4 Haziran tarihinde de o sayfaları tek tek neler söylendiğini savcıya bildirmişler. Yani önce savcı o sayfaları okumuş diyelim. Ben okumadan olduğunu düşünüyorum. Soruşturma açmış. Savcı soruşturmayı bu sayfaları okumadan açmış. Şimdi ben okudum ama. Yani daha doğrusu kitabı okumuştum. Bu yayına girmeden 5-10 dakika önce Celal Bey söyleyince aldım elime. Şimdi bakıyorum o konuşurken. Şimdi sayfa 171 dediniz değil mi Celal Bey? Evet, 171. Bakın, Celal Bey'in söylediği, yani şeye dayanarak söylüyor. O ifade tutanağına dayanarak, evet, söylüyor. Evet. Şimdi o ifade tutanağında sadece sayfa numaraları veriyor. Savcı oradan acaba bunlar neden şikayetçi olmuş olabilirler diye çıkartma yapması lazım değil mi? Bakıyorum. Şimdi efendim burada diyor ki mesela Osman Nuri Topbaş filanın kayınpederidir. Şunun kızıdır bir şey. İsimler. Akrabalıklar sayılıyor. Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile Berat Albayrak'ın kına gecesi Latif Topbaş'ın Vaniköy'deki villasında yapıldı diyor. Bu Kiyılılar, bu arada Kiyılılardan söz ediyor. İşte filan markaların sahipleri, filan marketlerin ortağı falan diyor. Bir aile şeması veriyor falan. Burada bir yorum bile yok. Burada yorum yok. Hatta aksi kanıtlanabilecek diyelim ki bir bilgi bile vermemiş. Sadece diyor ki çok büyük bir suç işlemiş. Esra Albayrak'la Berat Albayrak'ın kına gecesi Latif Topbaş'ın Vaniköy'deki villasında yapılmış. Aman yarabbim, devlet sırrıymış, nasıl açığa vurulurmuş, öyle mi bilmiyorum. Şimdi biraz daha aşağıya inince mesela 314. sayfaya gelince. Kaç? 314. Tamam, bakıyorum 314'e. Zurnanın zırt dediği delik var orada. Çünkü Pelikan Vakfı'nın finansörlüğünü kimin yaptığını söylüyor orada. Pelikan çetesinin bu şeysi. Neydi? Bosphorus Global, yani Küresel İlişkiler Merkezi. Yani Sabah gazetesinde konuşlanan isimler. Can Paker ve Süheyb Öğüt görevlendirilmiş, evet, bu iş için. Bunu biliyoruz. İşte tam da o hakaret niteliği taşıyormuş. Neresi? Vallahi onu bilmiyoruz daha sadece. Şimdi bakın, burada isimler var. Erdoğan'ın talimatı ve damat Berat Albayrak'ın koordinasyonu ve finansörlüğü. Damak tadı, doğru söylediniz. Ha? Damak tadı. Damat, pardon. Çalışmalar başlamış bu iş için. Can Paker ve Hilal Kaplan'ın eşi, bu yazmamış, ben söylüyorum. Süheyb Öğüt görevlendirilmiş. İşte bu arada bir e-maillerden falan söz ediliyor. Dilekçe var. Bu merkezin kuruluş dilekçesi var. Şimdi bunların fotoğrafları yayınlandı. Bu konuda milyon tane haber çıktı. Hatta Erdoğan gitti orada poz verdi. Bayağı çok şahane bir villada bunlar çalışıyorlar. Bunlar oldu. Bunun neresi şey? Şöyle şunu söyleyeyim. Neresi olduğunu tam belirteyim size. 314. Dedim ya, duman üstünde bir olay. Erdoğan, bunun için birlikte çözmeye çalışıyoruz. Erdoğan yaşananlardan rahatsızdı ve herkesi hizaya getirmeliydi.
kısacası sadece öteki mahalleyle değil, kendi mahallesinde de muğlaklara ayar vermeliydi. Özellikle Davutoğlu yanlıları, radikal siyasi İslamcılar gibi yapılar, liberal sağcılar gibi gruplar ara sıra da olsa Erdoğan'ı ve AKP'yi eleştirmemeliydi. Şimdi bunu da bakın, şuna dayanarak ya sevgili Muratçım, Murat Ağrer'cim, birazdan öbür gazeteci arkadaşlarımıza gelecek. Gözlerinden öpüyorum sevgili kardeşim. Hani keşke şöyle bir kitap yazsaydın. Kaç sayfa bu? 340 küsur sayfa, 330 küsur sayfa. Şöyle yapabilirdin. Bütün bunlara çaba harcayacağına, her sayfaya, gözünüzün üstünde kaşınız var. Kaşınızın üstünde saç var. Burnunun üzerinde işte bilmem kirpik var. Yazarsın her bir sayfaya. Hepsi gerçek. Bundan da alırlar içeriği, bundan da ifadeni alırlar, dava açarlar. Yani Yeni Şafak'ta yazılan bir Yeni Şafak, bakın. Yeni Şafak'ta yazılan, o sözün ettiğiniz hikaye işte, bir yazı. Orada AKP'nin kendisini nerelerden, kimlerden, nasıl koruması gerektiği yazılıyor. Ve zaten bunu herkesin bildiği bir mesele olarak Murat Ağrel de diyor ki, evet diyor, Erdoğan içeriden gelen özellikle eleştirilerden çok rahatsız. Zaten beni eleştiren, suçlayan, hasım olan çok var. Bari içeriden yapmayalım diyor. Bunların işte bir idaresi için, gerekirse tasfiyesi için hatırlatırım. Ahmet Davutoğlu'nun tasfiyesi Pelikan dosyası denilen, Pelikan lafı oradan geldi evet. Zaten. Bu grubun bir araştırması sonucu gitti kellesi. Böyle etkili. Şimdi bu herkesin bildiği bir şey yazınca evet. Bu niye suç oluyor? 315. sayfa daha net. Pelikan Vakfı'nın finansörlüğünü ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde kontrolünü Berat Albayrak yapıyor diye bir söz var. Berat Albayrak, ağabeyi gibi Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu üyesi. Buna tekzip gönderirsiniz. Evet. Olur biter. Ama bu hakaretmiş efendim. Bu gazete, bir gazeteci, başka bir zaten olmaması gereken bir biçimde hapse atılmış bir gazeteciyi fırsat bu fırsat diye üstelik de avukatı olmadan suç duyurusuyla, bu şu demek. 24 Haziran'da gazetecilerin davası var. Şimdi ona geliyoruz zaten yavaş yavaş. Hazır içerideyken bir başka mesele daha çıksın, belki tutukluğu devam etsin mi? Tabii bakın, bu hafta pazartesinden itibaren 3 gün göreceksiniz. Bu işte Pelikan medyası sürekli hezeyanlarda bulunacak ve sürekli iftiralar atacak. Mahkemeyi etkilemek için de diyemiyorum. Çünkü zaten etkilenecek mahkeme kalmadı. Hepsi bütünleşti, birleşti. Bu arada Bilal Erdoğan'ı es geçmeyelim. Berat Albayrak'tan söz ettik. Şimdi siz bana birkaç sayfa numarası vermiştiniz. Onlardan sadece bir tanesine baktım. 201. sayfa. 201. Şimdi evet. 201. sayfada Bilal Bey'in adı geçmiyor. Onun için 200. sayfaya geldim oradan devamıyla diye. 200. sayfada Bilal Bey Etnospor, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı, işte içeride Okçular Vakfı bilmem ne falan, TÜGVA, Yüksek İstişare Kurulu üyesi vesaire, İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilliği. Bilal Bey o kadar çalışkan ki ona görev yetmiyor. Hadi yükleyin biraz daha verin diye, çok çalışkan. Bunlar sayılıyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Dilekçeler, ticaret sicilinde yer alan bilgiler. Burada da ben bir tepki şeye rastlayamıyorum. Ayşen Hanım, kitap bir yıldır yayınlandı. Hı? Kitap bir yıldır yayınlandı. Doğru, en bir çok, yıl. En çok satanlar listesinde yer aldı. Okuyamamışlar, çok yani, işleri var. İnsaf. Bir yıl sonra 23 Nisan'da. Yarısını saydım Bilal Bey'in görevlerini Celal Bey. Nasıl vakit bulup okusun? Anca sıra gelmiş, yazık. Ya. Fakat sıra gelmiş de gene kendi okumamış bakın. Gene birileri okumuş. Orada da şöyle yapmışlar anladığım benim. Bilal Erdoğan adının geçtiği yere yazmışlar dilekçeye.
Hakaret var mı? Bırakın hakareti. Yorum yok, tespit yok, iddia yok, hiçbir şey yok. Sıralıyor. Görevler şunlar. Şimdi burada, bu mudur? Anlamadım ben. Evet, burada en önemli olay şu. Bu arkadaşlar, bu gazeteciler ya da gazeteci Murat Ağrel tutuklu. Tutuklu ve hakaret davası da cezası çok fazla olan bir dava değil. Bu nedenle bu davanın soruşturması çok acil olmayabilir. Şimdi 23 Nisan'da suç duyurusu yapılmış. Siz duruşmaya 2-3 gün kala neden savcılar olarak alelacele Cumhuriyet Halk Partisi cezaevine bağlanarak SEGBİS'le bağlanarak ifade almaya çalışıyorsunuz? Tebligat yapın kendisine. İfade alacağını bildirin. Filan gün hazır olsun SEGBİS'te, ifadeni alacağız deyin. Dilerseniz avukatınız da yanınızda olsun deyin. Öyle alın ifadesini. Niye alelacele ifade almaya çalışıyorsunuz? Yani bütün bunların hepsi gerçekten insanı hukuktan soğutuyor artık. O kadar yoruldum ki Ayşenur Hanım. İnanın ya. Vallahi çok yoruldum. Gerçekten bu özellikle savcılar hiç okumuyorlar. Ya da okudukları zaman da acaba diyelim ki bir özgürlükten, özgürlüğün kısıtlanması sonucunu nasıl çıkarırızın hesabını yapıyorlar. Mesela bir İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. İnsan Hakları Mahkemesi kararından örnekler vermek önemli. Şimdi o örneği vereceği zaman bir özgürlük içeren bir karar, ama İnsan Hakları Mahkemesi kararı böyle diyorsa da aslında şu kararlarıyla da diye bir örnek veriyor. Bir bakıyorsunuz o örneğe, verdiği örnek PKK ile ilgili verdiği bir örnek. Yani pes doğrusu böyle diyoruz biz. Şimdi gelelim Barışlara. Önce şunu söyleyeyim. Sevgili Barış Pehlivan'ın eşi yurt dışında çocuğu ve annesiyle birlikte bir takım bir sorunları galiba halletmek üzerine gitmişti. Korona meselesine yakalandı, dönemedi. O nedenle ancak telefonla, o da çok kısıtlı bir şekilde konuşabiliyor. Bir görelim Barış Pehlivan'la eşinin fotoğrafını arkadaşlarım. Ancak Özge'yi koydu. Dediğim gibi mektuplarla, telefonlarla görüşebiliyorlar. Ama Barış Terkoğlu'nun eşi Özge dün korona sonrası nihayet cezaevinde yüz yüze görüşme fırsatını buldu. Özge Terkoğlu bir öğretim üyesi, akademisyen. Dolayısıyla sadece eşi Barış Terkoğlu ile ilgili haberler nedeniyle konuğum değil. Aynı zamanda ona ilgi alanındaki bir başka soruyu da soracağım, ama tabii ki önce Barış'ların durumunu öğrenmek lazım. Daha doğrusu Barış Terkoğlu'nun onunla görüşebildi. Sevgili Özge, daha önce yine Skype'la bir bağlantı yapmıştık benim ev stüdyosu günlerinden. O kısıtlamalar kalktı ve nihayet Barış'ı cezaevinde ziyaret etme fırsatı buldun. Önce şunu sorayım. Barış nasıl? Bizi seyrediyordur herhalde. Ben ona hepsiyle birlikte, Murat, Barış, Yeni Yaşam'daki arkadaşlarımız, Müyesser'e sonra geleceğim, onu konuşacağız, ama herkese, adalet arayan herkese selam ve sevgilerimle başlayayım. Ama sen bize Barış'ı anlat. Önümüzdeki hafta dava var. Çok kritik bir dava. Pek çok kritik davanın son halkası demek daha doğru olur. Biz seni dinleyelim. Merhabalar. Öncelikle Celal abiye selamlar, sevgiler size ve tüm izleyenlere. Barış'la evet 3 ay sonra ilk defa dün görüşebildik. Tabii ki çok heyecanlıydık ikimiz de. İkimiz de bir günün öncesinde pek uyuyamamışız. O heyecandan.
Ben biraz artık bunun şeyini yapıyorum, esprisini yapmaya başladım. Bir heyecanla beklediğimiz görüşmelerimizi ne yazık ki en romantik görüşmelerimizi bu anlamda belki Silivri'de gerçekleştiriyoruz, büyük bir özlem konusu. Barış gayet iyi ama zayıflamış. O bu durumdan memnun. Elinden geldiğince sağlığına dikkat etmeye çalışıyor. Oranın koşulları içerisinde sıkı beslenmeye çalışıyor. Onu görüyorum. Onu anlattı uzun uzun. Ben zayıflamışsın deyince ve endişelendiğini görünce. Elinden geleni yaptığını görüyorum. Morali yerinde her zamanki gibi. Birbirimizi çok özlemiştik. Hepinize çok selam ve sevgilerini gene söyledi tabii ki. Böyle heyecanla çarşamba gününü bekliyoruz. Önümüzdeki çarşamba gününü bekliyoruz. Yani duruşma korona sonrası olduğu için hani belki salon izleyici alınmayacak ama biz tabii ki orada olacağız. Yani en azından dışarıda bekliyor olacağız, bekleyebiliriz. Sevgili Özge, bu davaya gelirsek, davadan şimdi elbette paralel evrende yaşadığımızı hakikaten kabul etmek lazım. Böyle bir ülkedeyiz ama yine de adalete, hukuka vesaireye en azından kara kaplı kitaba baktığında avukatlarınız ne diyor, sen ne düşünüyorsun? 24 Haziran'da olmadı, bir sonraki hemen belki devam edebilir ertesi gün duruşma, celse. Bir tahliye umudunuz var mı, beklentiniz var mı? Şöyle söyleyeyim, yani gerçekten tahliye olmaları gerekiyor ve bu yaşadığımız 24 Haziran günü itibariyle 3 ay 20 günlük zaten ve çok olağanüstü koşullarda ve tek başlarına da tutularak, yani büyük bir tecrit içinde, görüş yasağıyla, cezaevindeki koşulların tümüyle değişmesiyle, bir de bütün bunlara ek olarak zaten onların bulundukları 9 nolu cezaevi daha özel bir cezaevi. Ve tek başlarına tutuluyorlar. Yani büyük bir tecrit yaşadılar, çok ağır koşullarda yaşadılar. Ve niçin yaşadılar dediğimizde, iddianameye baktığımızda bu tarihin gerçekten içi boş olarak yazacağı bir dava olacak. Bu anlamda bunu görebiliyoruz. Yani ben suçlamanın kendisinin zaten çok tartışmalı yönleri var. Celal Bey orada detayıyla mutlaka anlatır ya da anlatmıştır. Ben de anlatabilirim. Keza tekrarlayabiliriz. Ama duruşmanın içeriğinin boş olmasının yanında, mesela Barış üzerinde ben eşim için söyleyecek olursam, Barış'ın hiçbir yasal sorumluluğu da yok suçlamaya karşı. Ve bütün bunlara rağmen, yani ve iddianamede de hakkında bir yasa maddesi bile yazılamamış durumda. Yani niçin Barış'ın mesela 3 ay 20 gündür bu kadar ağır koşullarda tutuklu olduğuna dair bir yasal dayanak yok mesela. Ve bu durumda, yani o kadar aleni bir hukuksuzluk var ki bu süreçte, maalesef öncelikle suçlamak amaçlanmış gibi hissediyor insan başından itibaren iddianameyi okuduğunda. Bir noktada bu zaten herkes tarafından çok açıkça bilinir hale gelecek. Bence bu ülkede hukuk vardır diyebilmek adına ne kadar erken bundan vazgeçilirse, bu süreç ne kadar erken durdurulursa o kadar iyi. Bunu açıkçası savcıların, hakimlerin yerine de düşünüyorum. Bir kamu görevlisi olarak yarın bir gün bu konunun sorumluluğunu taşıyacaklarını da düşünerek, kendilerini de düşünerek bu anlamda hukuka uygun davranmalılar. Sevgili Özge, sana bir sorum daha olacak, belki birkaç sorum daha olacak ama lütfen hatta kal. Celal Bey'e sormak istiyorum. Şimdi Celal Bey diyor ki, hani öyle bir iddianame var ki yapılanlar şu maddeye aykırı bile denememiş. Yani bir yasa maddesi bile yazılamamış. Tamam, gerçekten paralel evrendeyiz ama o paralel evrende bile zaman tersine işlese de bir kurallar dizine olması gerekir. Bu ne? Şimdi aslında bir yasa maddesi var ama şöyle. Bakın, MİT Kanunu 27. Tamam. maddesinin 3. fıkrası diyorlar.
27. maddenin 3. fıkrasının 1. cümlesi diyorlar. Ama 11 yasası ile ilgili bir hatırlatma. Bakın bunu... O başka. Hayır, suç olarak bunu söylüyor. Tamam. Ama şeyin söylediği, Özge'nin söylediği şey şu. Daha sonra Türk Ceza Kanunu 329'u koyuyorlar. Ekliyorlar. Hiç ilgisi yok. 329 yani devlet sırrını ifşayla hiçbir ilgisi yok. 329'u koyarken çok büyük bir hata yapıyorlar. Çünkü 329. madde ifşanın ifşası olmaz kuralına dayalı. Yani bir bilgi daha önce kamuoyuyla paylaşılmışsa onun artık devlet sırrı niteliği kalmaz. Bakın 329'u koymakla böyle yapıyorlar. Ama en komik şeyi söyleyeceğim. 329. maddeyi koydukları halde, sonradan ithal ettikleri halde şunu sağlamak istiyorlar. Bir, MİT kanunundan giderlerse asliye cezada dava açılacak. Hmm. 329'u koyarlarsa ağır cezaya gelecek. Ağır cezalar daha garantili. Çünkü İstanbul'daki ağır cezaların 25'ten 27'den sonraki 34, 35, 36, 37'ler daha iyi mahkemeler iktidara göre. Onun için ağır ceza koyacaklar. Ayrıca MİT kanunundaki tutukluluk olmaz bu kadar süre. 329'u koyarsak tutukluluk da sağlanacak. Ama 329'u koydular. Hani kimyada bir şey vardır ya. Bir tepkimeye girer ama hiç etkilenmeden çıkar. Katalizör mü? Böyle bir şey derler. Katalizör. Şimdi onun gibi 329'u koydular, sonra çekecekler. Hiçbir şey olmayacak. Müyesserde nasıl 328'i koydular sahteciliği? O müyessere geleceğiz. Evet. Müyesserle ilgili. Onun gibi. Bir şey daha söyleyeyim Barış Terkeoğlu'yla ilgili. Ben duruşmada bu yargının bu kadar anormal olmasına karşın Barış Terkeoğlu'nun daha fazla tutulamayacağı kanısındayım. İlk tahliye olacaklar arasında Murat Ağarel'le Barış Terkeoğlu'nu görüyorum. İkinci aşamada da Hülya Kılınç'la Barış Pehlivan'ı bekliyorum. Şimdi tekrar bir gidelim sevgili Özge Terkoğlu'nun yanına. Özge elbette işte cezaevine Silivri'ye gitti. Oradaki hijyen koşullarıyla belki kaygıları olduğu halde eşini görmek için maruz kaldı. Ama özellikle ailesini ve oğlu Ali Derya'yı korumak adına çok dikkatli davranıyor. O nedenle uydu marifetiyle yayınımızda. Ben iki soruyu iç içe sorayım. Oradan Özge'yi dinleyelim. Ali Derya ne kadar farkına varmaya başladı olayın bir. İkincisi, şu korona günlerinde pek çok şeye kafa yorduğunu biliyorum. Arada konuştuğumuzda da zaten bu konudaki, şimdi söyleyeceğim konudaki endişelerini de biliyorum. Mayıs ayında kadın cinayetleri patladı. Kadına şiddet patladı. Erkekler yasakla, korona yasağıyla birlikte eve kapanınca bütün hınçlarını o ev kapanmanın, yani kahveye gidip batak oynayamamanın, düşünün felaketi, kahveye gidemiyor. Onun hıncını eşlerinden, kızlarından, yani kendisinden fiziki olarak en azından zayıflardan çıkarttı. Bize hem Ali Derya'nın tepkilerini hem de bu konudaki görüşlerini anlatır mısın Özge'ciğim? Tabii ama müsaade ederseniz az önceki sözlerimde hani tabii, bir yanlış anlaşılma olmasın diye bir düzeltme yapayım. Yani zaten Celal Bey de söyledi. Yani iddianamede tabii ki kısıtlama yasa maddeleri var. Hani bunların kanıtlandığı iddiası ve kanıt olarak sunulan şeyler gerçekten problemli. Ve bu çok çok net, yani hani görünmüştür, saptanmıştır. Gizli çekim yapıldığı saptanmıştır, şu olduğu saptanmıştır, bu olduğu saptanmıştır diye yapılan suçlamaları desteklemeye çalışan bir iddianame var. Ama bunların gerçek anlamda nasıl saptandığı, nasıl görüldüğü, nasıl anlaşıldığının delillerinin olmadığı bir iddianame var. Benim bir yasa maddesi yok dediğim kişi, yani Barış'a özel bir şeydi. Yani
27. ve 329. maddeden hepsini suçluyorlar. Bu anlamda ilk defa mesela gazetede yayınlayan Yeni Yaşam gazetesidir diyor. İlk defa Twitter'da şunu yapan şu kişidir diyor. O da TV'de cenazedeki iki ve aslında bir fotoğraf üzerinden sorumlu diyor. Ve orada da bir basın kanunu mudur geçerli olan yoksa bir internet yayıncılığı kanunu mudur geçerli olan buna ilişkin hiçbir açıklık, bununla ilgili hiçbir madde yok. Gazetecilerin yargılandığı bir dava var. Bu anlamda sorumlu haber müdürü mü alınır, içerik sağlayıcı mı alınır, haberi yazan mı alınır bir haberle sorumlu olarak? Buna açıklık getiren hiçbir madde yok. Doğru. Ve bu Barış'ın aslında yasal bir sorumluluğu yok bu açıdan. Ve Barış'ı suçlarken bir yasa maddesi yazmamışlar. Bu çok, yani benim yasa maddesi yok dediğim şey buydu. Davanın geneli gerçekten hani bazı insanların sanırım tutuklanması önce amaç edilmiş, murat edilmiş, ondan sonra böyle bir şey olmuş. Çünkü iddianameye baktığınızda cenaze haberine kadar hiçbir harekete geçilmediğini görüyorsunuz ve onun öncesindeki failleri de geriye dönük olarak suçlama yapıldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında daha önce bir niyet belirmiş gibi bir hisse kapılıyor insan iddianame okuduğu zaman. Doğru. Birincisi bunu netleştireyim. Yani yasa tabii ki var ama yapılan yasal suçlamaların kanıtlarına baktığınız zaman orada gerçekten insanı hayal kırıklığına uğratan, hayal kırıklığına uğratan dediğim yani zaten tabii ki kanıtları yok da öbür taraftan hani en azından bir şey iddia ediyorsak biraz destekleyerek, biraz o argümanı kabul ettirmeye düşükler bir çalışmanın arkasında olması gerekir. Onların olmadığını söyleyebilirim. Ve Barış'ın hangi yasaya dayanarak sorumlu tutulduğunda hiçbir açıklaması. Öbür taraftan sizin söylediğiniz Derya'ya gelince, Derya'yı söyleyeyim. Derya dün benimle gelmeyi çok istedi. Babasını görmeyi çok istedi ve çok özledi tabii ki. Ağacım, tabii ki. Evet ve yani Barış gibi Derya'da biraz babasına çok benziyor kişilik olarak. Çözemeyeceği sorunlarla ilgili mümkün olduğu kadar düşünmemeye çalışıyor. Ve bunu da sanırım biraz öyle bir yere koydu. Ama özlem büyüdükçe tabii ki bu daha çok gündem olmaya başladı. Ve benim gideceğimi öğrendiği zaman mutlaka gelmek istedi. Ve bu koşullar altında tabii götüremediği için ben de çok üzüldüm. Bir an önce artık gerçekten bu yaşadığımız olağanüstü kötülüğün sonuçlarını ortadan kalkmasını istiyoruz aile olarak. Benim moralim yerinde, benim içim rahat, Barış'ın içi rahat. Ben Barış'ın yaptıklarını, söylediklerine, durduğu yere çok inanıyorum. Dolayısıyla benim sevdiğim insan olmanın yanında yoldaşı olmaya da inanıyorum açıkçası. Yolunun yoldaşı olmaya da inanıyorum. Dolayısıyla bizim içimiz rahat ve Derya da bana bakarak bence şeyi görüyor. Yani hani güvende olduğu hissini almaya devam ediyor ama zaman geçti ve uzadı bu süreç çok fazla. Dolayısıyla özlem birikmeye başladı ve çok olağanüstü koşullarda hiç görmeden bu kadar ay geçmiş. Çok uzun süre tabii çocuk için. Evet. Çocuk için gerçekten uzun bir süre. İkincisi bu benim de ilgi duyduğum ve çok üzülerek izlediğim sizin sorduğunuz hani COVID döneminde, bu pandemi döneminde eve kapandığımız süreçte artan şiddet, ev içi şiddet olaylarına gelince acımıyorum bu konu yani gerçekten çok çok yakıcı ve birçok yönüyle düşünmek zorunda olduğumuz bir konu. Bakın ben üniversitede öğretim üyesiyim ve birçok üniversitede öğretim üyesi kadın akademisyen arkadaşlarımla bizim kadın emeği çalışan feminist akademisyenler diye bir oluşumumuz var. KEF adı ve bu grup özellikle COVID döneminde ne gibi hem istihdam alanında hem evdeki iş anlamında hem de yani yaşamın dönüşümü uygulamaya geçirilen politikaların cinsiyet ayrımında nasıl sonuçları olduğu gibi birçok yönüyle konuyu ele alan raporlar yayınlıyoruz.
yapıyoruz ve bir araya gelip toplantılar yapıyoruz. Bundan sonra neyi çalışmalıyız? Bu dönemi anlamak ve anlatmak için ne yapmalıyız diye baktığımızda çok yakınlarda yaptığımız bir toplantıdan size bir paylaşımda bulunuyoruz. Sadece düşük gelir grubunda olan insanlar değil. Ama onlar da dahil. Veya sadece düşük eğitimli insanlar değil. Onlar tabii ki çoğunluğu gene teşkil ediyorlar. Ama üniversite öğrencisi, genç kadınlar da bu dönemde mesela öğrencilerinden, tecrübelerinden aktaran arkadaşlarım var ve bu konuyu çalışmaya karar verdik bir arada. Online eğitime geçilmesiyle birlikte artık evde derslerin yapılması döneminde ailesi derslere katılmasına bile düzenli olarak izin vermeyip normalde kendisine bir bağımsızlık alanı, bir hayat, bir üniversite yaşantısı kurmuş genç kadınların da eve kapandıktan sonra açıkçası sadece ev işi yapan ve yeniden açıkçası şiddete de hatta maruz kalan, buna direnç gösterdiği, derse katılmak istediği, yaşantısını sürdürmek istediği noktada şiddetle karşılaştığı, eski yaşantısına bu anlamda geri döndüğü, bütün yeni kendisine inşa ettiği hayattan çıkıp geri çekildiği bir dönem yaşadık. Ben hem bir eğitimci hem de bir feminist akademisyen olarak bu dönemin maliyetinin, yükünün, yorgunluk, toplam çalışma yükü, artan şiddet, eğitimden mahrum kalma ve ileriye dönük eşitsizliklerin bu anlamda birikmesi açısından çok yönüyle kadınları çok olumsuz etkilediğini özellikle düşünüyorum. Evet. Sevgili Özge, birazcık daha normalleşir miyiz bilmiyorum. Bu dönem tuhaf bir dönem. Hani artık iktidara göre koronada normalleşme başladı ama bu bayağı bir anormalleşme. O nedenle hadi haftaya mesela ya da daha sonra kalk gel hem burada bu meseleleri eline boyuna konuşuruz hem dava var gerçi zor ama ondan sonra en azından diyeceğim diyemiyorum. Ama umuyorum burada görüşmek üzere uzun uzadıya bunları da konuşmak üzere. Çünkü çok vahim şeyler yaşanıyor gerçekten. Haftaya Silivri'de de beraber oluruz. Oraya gelmeye çalışacağım. Çağlayan'da. Pardon Çağlayan'a, Silivri demişim. Çağlayan'a. Çağlayan'a gelmeye çalışacağım. Orada görüşürüz umarım. Çok sevgilerimle ve senin de aracılığınla herkese tekrar Silivri'de bizi izleyen herkese sevgilerimi göndereyim. Sağ ol. Şimdi Celal Bey, müesseri falan da konuşacağız ama Özge'nin bıraktığı yerden, şimdi şu şiddet meselesi gerçekten sümen altı ediliyor. Son günlerde çok ünlü bir ismin, eski eşinin iddiaları patladı. İşte beni sürükledi, şiddet uyguladı, yumrukladı vesaire gibi. Şimdi o çok... Hani nasıl diyeyim, mayınlı tarla gibi. O tarlaya belki girmek istemiyorum ama şuradan hareketle size şunu sormak istiyorum. Siz deneyimli bir avukatsınız, hukukçusunuz. O eski eş kadın şöyle suçlandı. Ne o şimdi konuşuyorsun? O zaman konuşsaydın ya. Bir kadının çok kısa süren üstelik de bir evlilikte, daha evliliğinin başında şiddete uğradığını anlatması, bu yönde işte başvurması ilgili mercilere falan. Ben bir kadın olarak söyleyeyim, hiç kolay değil. Kolay değil. Sizin deneyimleriniz bu konuda bir anlatır mısınız bize lütfen? Evet. Şimdi iki çeşit var. Birincisi tacize uğrayan kadınlar, ikincisi şiddete uğrayan kadınlar. Her ikisi de büyük bir benzerlikle kadın tarafından bunu açıklarsam onurum kırılır, incinir diye saklanıyor. Sonra bir patlama noktası geldikten sonra arkasından geliyor. Hakikaten şiddete uğrayan kadınlar Türkiye'de kamuoyunun bildiği sayının belki çok çok üstündedir. Çünkü bu bir kültür sorunu. Ve her kesimde var. Tabii bu bir kültür sorunudur. Yani sadece ve sadece bu kültür okumamışlarda değil. Yani kadına bakış kültürü öylesine bir değişik yerleşmiş ki
yaşamda görmüş, işte annesinde görmüş, babasında görmüş, anneannesinde görmüş, babaannesinde görmüş ve istediği kadar okusun, tahsil yapsın, onun kalıntıları beyninde yer etmiş. Mesela şöyle bir anlayış var. Erkek kadından üstündür ve evin erkeği ne derse o yerine getirilir. Böyle bir şey, bu bir ahlak olarak algılanmış. Yani efendim, kocası eve yorgun döndüğü zaman işte kadın ona hizmet edecek. Böyle bir şeyi hak olarak görüyor erkekler. Bir yönü daha var, psikolojik bir yönü. Bir erkeğin, ki bu bir şeydir, aşağılık kompleksidir. Sürekli eşinin gözünde güçlü, muktedir, kuvvetli görülmesini temin etme diye bir ihtiyacı var. Bir kompleks, bir aşağılık kompleksi. Her şeyi o bilir. Her güzeli o bilir. Böyle bir şey var. Şimdi böyle bunlar insanı bir tarafa sürüklemeye başladığı zaman işte önünde bu fırtına oluşuyor ve bu fırtınalardan kadınlar savruluyor. Bütün bu tip davalarda, evet, mesela darp raporu olmaması, işte bu dediğim gibi o ünlü ismin eşiyle ilgili iddialarda darp raporu değilse bile en azından bir takım veriler olduğu söyleniyordu. Ama diyelim ki darp raporu almamış. Çünkü şunu bakın, bilin, lütfen bilin. Kadın bir kere inanamıyor. Başlangıç için söylüyorum bunu. Sevdiğiniz, severek evlendiğiniz biri var karşınızda ve size bunu yapıyor. İnanamıyor. Belki diyor geçecek diye bekliyor. Hatta ailesini inandıramıyor. Dolayısıyla erteliyor, öteliyor bu sorunu. Affediyor. Mahkemeler affediyor mu? O ayrı ama, bir şey. Mahkemeler illa darp raporu arar, hayır, mı? Hayır, şöyle bakın. Şimdi sonra hukuk değişti. Bu değişen hukukta kadının beyanı esas oldu. Ama kadının beyanı esastır. Bana bunu yaptı dediği zaman o esas alınır. Şimdi fakat bunun da bir tehlikesi var. Kadının beyanı esastır bilen bazı kötü niyetli kadınlar da, doğru, hiç bu işi, doğru, yapmayan erkeklerden intikam almak üzere bunu kurgulamış oldukları zaman, ya da para zaman, kopartmak üzere. Evet, o yani zaman çünkü, iş çığırından çıkıyor tabii, işte. Bütün erkekler suçludur, bütün kadınlar, evet, suçsuz masumdur demiyoruz, onu da tabii, elbette yani doğru söylüyorsunuz. O bakımdan ama kadının beyanı esastır. Eğer böyle bir konuda bir şey söylemişse ilk yapılacak iş tabii kadının erkek tarafından taciz edilmesinin ya da şiddete maruz kalmasının önlenmesidir. Ki bu önlenme davaları oldukça yaygın hale geldi ve çok sayıda hemen uzaklaştırma kararları veriliyor. İşte evet, 2 kilometre yaklaşmayacaksın, 3 kilometre yaklaşmayacaksın diye kararlar çıkıyor. Fakat bütün bunlara rağmen kadınları koruyamıyoruz. Maalesef, maalesef. Çünkü bir şeyler yapmak için kadının vurulmasını, öldürülmesini, yani ağzını yüzünü dağıtılmasını bekliyor sistem. Efendim, birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde, şimdi bu geçtiğimiz dakikalarda tekrar etmek gerekirse, Sarmal kitabıyla zaten en son bildiğiniz gazeteci sevgili kardeşim Murat Arel'in başına son gelenler. Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, İsmail Kahraman şikayetçi olmuş. Neden şikayetçi olduğunu ne kendileri izah etmişler, edebilmişler, ne de biz anlayabildik. Bundan söz ettik. İkinci bölümde Müyesser Yıldız'ı konuşacağız. Şimdi Müyesser Yıldız'dan yeni bir bilgi geldi. O da çok yeni, dumanın üstünde. Orada da polis, işte efendim savcılık, şu bu. Müyesser Yıldız'ı cezaevine gönderen o zincirde. Gene kim ne yaptığını bilmiyormuş. O kadar tuhaf diyeceğim, tuhaf kelimesi utanmaya başladı artık. Diyor ki tuhaf kelimesi, canım sürekli benden söz ediyorsun. Evet, başka bir kelime bulmam lazım. Bir ara verelim, ben burada başka bir kelime düşüneyim. Hem bunu konuşalım hem de Trump'ın anketini, olur mu?